Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün sizlerle arkadaşlar beklenen tanıtım olan Revive Phoenix'in tanıtımını yapacağım. Bu arada 2022'nin ilk videosunu yapıyoruz arkadaşlar. Biraz da heyecanlıyım tabii ki de. Bu benim 45. Takarton Beyblade'im. Bu arada birazcık sesim kısık olabilir. Birazcık boğazım hasta maalesef. Bu benim 45. Takarton Beyblade'im arkadaşlar. Bunun ikinci el almama her yeri parlıyor böyle, gücü 0 gibi çıktı. Yanında fırlatıcısı da var şöyle Revive Phoenix'in gördüğünüz gibi. Ve ipli fırlatıcılardan daha hızlı attığını söyleyebilirim. Aşırı iyiymiş fırlatıcısı. Çok beğendim ben. Birazcık Revive Phoenix'in animedeki halinden falan bahsedelim. Sonra da kendisinin parçalarını falan tanıtırız. Revive Phoenix'i animede Fai kullanıyor arkadaşlar. Beyblade Chozetsu serisine geldi Beyblade ve bir Chozetsu Beyblade'di. Ondan sonra evrimleşip M'de gördüğünüz Dead Phoenix halini aldı. Ve ondan sonra 3 sezon aradan sonra Beyblade Burst Dynamite Battle DB serisinde yeniden Phoenix geldi. Ama bu sefer Pine kullanıyor. Yine Boss Beyblade gibi gözüküyor ve Pine çok güzel bir giriş yaptı. Yine bayağı bir imha olacak gibi gözüküyor açıkçası. Prominence Phoenix o da Beyblade Burst Dynamite Battle serisindeki. 3 tane Phoenix var arkadaşlar. İkisini aldım bile ben şu anda. Geriye Prominence Phoenix kaldı ama onu almamız birazcık zor gibi şu ara maalesef. Beyimiz savunma tipi bir bey arkadaşlar. Hop, kamera düştü, şunu hemen düzeltelim. Beyimiz savunma tipi bir bey arkadaşlar. Parçaları da fena değil. Layer'ı güzel arkadaşlar. Phoenix Layer'ı armor'ı idare eder açıkçası stone'a göre. On disk var, çok güzel bir disk arkadaşlar. Onun işte friction driver var. Driver'ı pek iyi değil ama friction. Stone bu şekilde arkadaşlar. Görünüşte bu şekilde çok güzel gözüküyor açıkçası. Bunun sistemi armor'lı sistem zaten bildiğiniz gibi arkadaşlar. İki katmanlı layer'ı. İlk önce armor çıkıyor, sonra da kendisi parçalanıyor burst deyince. Şurada gördüğünüz gibi şurası armor, şurası layer, disk ve driver. Driver'ın ucu şöyle kauçuk arkadaşlar şuraları. Evet, beyimiz bu şekildeydi. Şimdi isterseniz beyi tanımadan önce bir fırlatıcı tanıtalım. Ondan sonra da parçalarına falan geçeriz, detaylarına. Fırlatıcımız bu şekilde sadece sağa doğru atıyor arkadaşlar. Cidden güzel fırlatıcı. Benim de hoşuma gitti. Hızlı atıyor. Kırmızı ve sarı renkler kullanılmış. Phoenix'in renkleri cidden bayağı iyi. Şöyle çekelim bir tane. Şöyle çektiğimizde bu şekilde arkadaşlar. Sesi de cidden bayağı hoş gözüküyor. İpi de bu şekilde. Evet, fırlatımız bu şekildeydi. Fırlatıcıda pek bahsedecek bir şey yok açıkçası. Şimdi isterseniz Revive Phoenix'in parçalarını söküp parçalarını tanıtmaya geçelim. Click sistemi aşırı iyi arkadaşlar. Çok sert bir click sistemi var açıkçası. Ben bayağı beğendim. Şimdi bir de armor'ını çıkaralım. Şöyle tüm parçalarını çıkaralım. Evet, şimdi ilk önce Friction Driver'dan başlayalım isterseniz arkadaşlar. Friction Driver'ımız bu şekilde savunma tipi bir driver. Görünüş açısı bence çok kötü değil arkadaşlar. Güzel, hoş gözüküyor ama driver pek iyi değil açıkçası. Evet, driver'ımız bu şekilde arkadaşlar. Survive bile bundan daha iyi diyorlar. Acaba öyle mi, cidden merak ettim. Çok iyi bir driver değilmiş arkadaşlar bu. Ama bence görünüşü hoş, güzel gözüküyor açıkçası. Friction Driver. Driver'ımız bu şekilde. Yaylarını da bir kez daha gösterelim şöyle. Yayları da bu şekilde. Şimdi 10 diskimize geçelim. 10 diskimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir disk açacağız bence. Şurada 5 tane kanat gibi şey var. Şurada da 5 tane var. Bu şekilde 10 ediyor. Bana 4 yıldızlı geldi arkadaşlar. Ben Heaven Pegasus'taki 10 da 4 yıldızlı. 2 tane 4 yıldızlı 10 diskim olmuş oldu. Diskimiz çok güzel arkadaşlar. Sıfırdan iyi mi tartışılır ama onun kadar iyi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Çok iyi bir disk bu. Evet, diskimiz de bu şekildeydi. Şimdi layer'ımıza geçelim arkadaşlar. Armor style Phoenix layer'ımız. Şuraları metal, şöyle gördüğünüz gibi çoğu Zetsu sistemli. Şuralarına şöyle sticker'ları var, yapıştırılmış. Layer'ımız bu şekilde. Layer'ımızın arkasına geçtiğinizde arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Şöyle iki tane vidası var burada. Burada da kliklerini görüyorsunuz. Klikleri iyi durumda. Neredeyse hiç hasar almamış. Evet, layer'ımız bu şekilde. Şimdi armor'ımızı tanıtalım. Armor'ımız da bu şekilde arkadaşlar. Şuraları plastik. Şuraları da metal, şöyle gördüğünüz gibi. Armor'da pek bir şey yok açıkçası ama görünüşü hoş. Şimdi armor'ı takıp göstereyim de size layer arkadaşlar. Armor'ı taktığınızda layer'a bu şekilde gözüküyor. Cidden bayağı iyi. Şöyle göstereyim. Layer'ımız bu şekilde arkadaşlar. Armor'ı taktığınızda parçalarını birleştirmeden size Perfect Phoenix olayını göstereceğim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Dead Phoenix'in armor'ını alıyoruz arkadaşlar şöyle. Ve Atomic Driver'ı alıyoruz. İlk önce Dead Armor'ı Revive Layer'a taktığımızda şöyle gördüğünüz gibi Perfect Phoenix oluşuyor. Buna 10 disk ve Atomic Driver taktığımızda da arkadaşlar kendi kombosu olmuş oluyor. Bu combo aşırı iyi. Sparking Bey'lerini bile yenebiliyor. Wolf Spirgan'ı mesela ben video öncesinde denedim, yenmişti. Cidden aşırı iyi bir combo oluyor arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Görünüş de bayağı hoş. Şöyle elimle çevireyim isterseniz.
Evet, Perfect Phoenix'i elimde çevirdiğimde bu şekilde gözüküyor. Aklınıza bir soru daha gelmiş olabilir. Peki Revive Armor'ı Death Layer'a takarsak nasıl olur diyeceksiniz. Bu da böyle oluyor arkadaşlar. Unperfect Phoenix bu da. Açıkçası ağırlığı çok hafif oluyor ve çok kötü oluyor. Bakalım takılıyor mu, deneyeyim. Benim Death Phoenix'lerinde birazcık sorun var sanırım kliklerinde. Pardon, klik değil de şeyinde, kilitlerinde. Evet, taktığınızda bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Unperfect Phoenix de bu şekilde oluyor. Şimdi isterseniz normal kendi parçalarını hemen 2 dakika bir takayım ben Revive'ın, geliyorum. Evet, parçalarını taktım arkadaşlar. Parçalarını da taktığımızda bu şekilde gözüküyor. Cidden bayağı iyi bir Revive Phoenix. Görünüş açısından olsun, gücü olsun. Bence her şey iyi arkadaşlar, ama aşırı güçlü olduğunu söyleyemem öyle. Ama yine de güçlü bir bey diyebiliriz. Şöyle elimle çevireyim bir isterseniz. Evet, elimle çevirdiğimde de bu şekilde gözüküyor. Şimdi şu Death Phoenix'i de bir toplayayım. Kapışma maçlarına geçelim arkadaşlar. Kapışma maçlarını Archer Hercules yapacağım birine. Birini Blood Longinus yapacağım. Ve birini de Death Phoenix yapacağım ama parçalarını henüz takmadım. Şimdi ilk maçımız Death Phoenix ile olsun. Kapışma maçlarıyla birlikte devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ilk kapışma maçımıza başlıyoruz. İlk önce Death Phoenix atacağım. Yeni fırlatıcımızla deneyelim. Evet, Death Phoenix'i fırlattım. Şimdi Revive Phoenix'i fırlatacağım. Evet, Revive Phoenix'i de attım. Bakalım hangisi kazanacak. İki Phoenix'in kapışmasını izliyoruz şu anda arkadaşlar. Phoenix'ler karşı karşıya. Yeni fırlatıcı da cidden gördüğünüz gibi bayağı iyi atıyor. Bakalım armor çıkan olacak mı? Şu anda Revive kazanacak gibi mi geliyor? Phoenix'in savunması bitti diyordum. Ve Revive Phoenix ufak bir farkla kazandı arkadaşlar. Belki de ilk önce Revive atsam kaybedecekti. Ama yine de Death Phoenix yine iyi bir iş çıkardı. Death Phoenix'in kendisini 1v1'de bence daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama eğer Death Phoenix'in armor çıksaydı Revive bence rahat bir şekilde yenerdi. Şimdi diğer kapışmamıza geçelim. Diğer kapışmamız da Archer Hercules ile olacak. En güçlü ikinci Chou Zetsu Beyblade arkadaşlar. Bakın buna karşı performansı nasıl olacak. Hemen izleyelim ve görelim. Önce Hercules atıyorum. Fırlatıcı takalım hemen. Revive Phoenix'i de atacağım zaman kaybetmeden. Evet, Revive Phoenix'i attım. Armor çıktı gördüğünüz gibi. Sert çarpışmalar gördük. Revive Armor press yaptı demin. Hercules yenecek gibi gözüküyor. Baya sert vurdu çünkü Hercules'in bütün staminası bitti. Ve bakalım Revive Phoenix yenebilecek mi? Ve Revive Phoenix kazanıyor arkadaşlar. İkinci maçını da yendi. Bir sonraki kapışmamız Bloody Longinus ile olacak. Diğer kapışmamızla birlikte devam ediyoruz. Evet, geri gelme arkadaşlar. Bu sefer de eski fırlatıcıyı kullanalım dedim. İlk önce Revive Phoenix atacağım şimdi. Evet, Revive Phoenix attım. Sırada Bloody Longinus var. Bloody Longinus attım. Bakalım. Sıra saldırı yaptı ve Revive Phoenix'in armor çıktı ve sahadan üçlü gördüğünüz gibi. Şu an nereye gitti hiçbir fikrim yok. Armor üçlü gitti. Bakalım Blood Longinus eğer bir şans olabilecek mi? Güzel saldırı yaptı. Ama maalesef tabii ki de Death Phoenix kazanıyor arkadaşlar. Pardon, Death Phoenix demişim. Revive Phoenix. Revive Phoenix 3 maçını da kazandı arkadaşlar. Şimdi ben etrafı toplayayım. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.